Evet, Trabzonspor'daki gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan'la konuşacağız. Hamdi Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Trabzonspor'u bütün takımlar olduğu gibi tabii pandemi süreci sonrasında ligler başlıyor. Nasıl dönecek yakından takip ediyoruz. Ama Sayın Ağoğlu içeride çok iyi bir aile ortamı kurdu. İşte bugün de görüntüler paylaştılar. Futbolcular, eşleri, çocukları, anneleri beraber. Herhalde bu birliktelik takımı bambaşka noktaya taşıyor, değil mi? Ya tabii ki başkanımız hatta yönetim kurulu bu anlamda çok hassas davrandığını düşünüyorum. Gerçekten hiçbir dakika takımı yalnız bırakmıyor. Takımın her türlü problemleri, oyuncuların her türlü problemiyle gerçekten çok iç içeler. Yani bu anlamda iki gün önce de dün de Şenol Güneş Kompleks'te hem toplantı yapıp hem de oynayacak aralarda oynanan çift kaleyi izlediler. Yani şu an çok iç içeler, çok beraberler. Gerçekten bu 8 haftaya büyük motivasyonla hazırlanan, büyük motive içerisinde olan bir aile gibiler. Bu da oyunculara tabii ki çok büyük güven ve moral veriyor. Biliyorsunuz bir süreç yaşanıyor Şampiyonlar Ligi'nin süreci. Ama bu konularda da bence düşünceler daha olumluya gidiyor her geçen gün. Trabzon'da gerçekten hiçbir problem yok. Oyuncuların sağlık problemleri her anlamda şu an lige hazır. Antrenman tempoları çok iyi. Trabzonspor bence fiziksel olarak bir problemli şekilde veya eksik şekilde lige gireceğini düşünmüyorum. Tabii ki ilk maçlar çok önemli. Çok moralli bir başlangıç, kalan 8 hafta ve kupayı Trabzonspor için farklı yerlere ve bitirmek istediği yere getirebileceğini ben düşünüyorum. Sörlot meselesini de biraz konuşalım. Tabii oyuncunun bazı sakatlık problemi vardı. Onu atlattı. Antrenmanlarda bulunuyor. Ve o kadar inanılmaz bir performans sergiledi ki hani Daniel Sturridge bu takıma transfer olurken, o konuşulurken herhalde Sturridge gelir, formayı alır, bir daha da kimselere vermez dedik ama Sörlot'un o üstün performansı devam ediyor. Devam etti. Şimdi akıllardaki soru, Sörlot aynı şekilde dönecek mi? Hani oyuncunun karakterine baktığımızda öyle geliyor ama siz sahadan gelmiş, o formayı taşımış biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz Sörlot'u? Yani gerçekten Sörlot'un alındığı transfer dönemindeki düşüncelere bakıldığı zaman yani ikinci santrafor olarak alındı. Sörlot Trabzonspor'a gelip bu performansına yakın bir performans beklemek gerçekten çok zordu. Hatta İlk haftalarda da çok zor bir süreç geçirdi. Çok kolay alışamadı. Skor yapamadı. Ondan dolayı acaba Sherlock Trabzonspor'un santrafor ihtiyacını karşılamayacak gibi duruyordu ama gerçekten performansı takdire şayan bir durumda. Çok küçük bir problemleri var. Sahada bence fiziksel ve mental olarak Trabzonspor'un en profesyonel futbolcularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda bence çok biraz kronik sakatlık denilen ufak bir problemini nüksetmedikten sonra ben skor anlamında kalan 8 haftada çok yine takımın en katkılı oyuncu olacağını ben düşünüyorum. Çok profesyonel bir oyuncu geldi, 14 gün karantinada kalıp gerçekten çalışma adına hiçbir zaman hiçbir problem ortaya atmadan takımın en önemli oyuncusu ve şampiyon olmak isteyen en önemli oyuncu o duygusunu gerçekten herkese hissettirdi. Trabzon taraftarı için çok büyük bir güç. Hamdi Hocam, tabii takımda çok farklı milletlerden oyuncular var ki işte bakıyorsunuz Brezilyalısından tutun Çekine, Norveçlisine. Jose Sosa'nın galiba takımdaki rolü, yani o Malatyaspor maçından sonra kaptanlık pazubandını takan Sosa'nın takımdaki faktörü bambaşka herhalde. Bana takımın çimentosu gibi geliyor ama nasıl değerlendiriyorsunuz takımı daha yakından bilen biri olarak? Ya çok doğru bir teşhis. Yani gerçekten ya kariyerine bakıldığı zaman gerçekten çok önemli bir futbol kariyeri olup ama bu kariyerini kişiliğiyle beraber, liderliğiyle beraber, kazanma arzusuyla beraber gerçekten genç oyunculara çok büyük bir örnek. Yani bu bizim de dönemimizde, yani futbola başlamış olduğumuz o dönemde bizi örnek aldığımız bu tecrübedeki oyuncuların gerçekten her gün takip ediyorduk. Neler öğrenebiliriz, neler bize katabilir. Yani Sosa bence şu an genç oyuncular için çok büyük bir bence şans olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında genç oyuncuların yanında tabii ki diğer oyuncular da Sosa'nın o takım için yapmak istediği saha içerisindeki performansından çok büyük bir güç alıyor. Sosa da çok zorluyor. Aslında Sosa dönem dönem belki fiziksel olarak daha diri kalmak gerektiği maçlarda performansını zorlayarak zaman zaman çok da zorlanıyor ama diğer arkadaşların yardımı, en azından Sosa pozisyonunda birazcık olsun
rahatlatıyor. Çok örnek bir oyuncu. Ben Trabzonspor'un Sosa ile beraber bu anlamda bir süre daha içerisinde olmalı diye düşünüyorum. Sosa aslında içerideki diğer tecrübeli oyunculara da yani şampiyonluğun neler hissettireceğini, o duyguları çok büyük şekilde yaşatıyor. Yani buna Pereira'yı katabiliriz, buna Vakayeme'yi katabiliriz. Genç Charlotte'un bu kadar üstün performansı, genç oyuncuların Trabzonspor'a gelecekteki beklentilerinde gerçekten çok büyük bir rolü var. Yani keşke ben de Sosa gibi bir oyuncuyla oynayabilseydim. Hamdi Hocam, sizi bırakmadan Türkiye Kupası'nı da sorayım. Şimdi yarı finalde içeride Fenerbahçe ile 2-1'lik maç. Trabzonspor 2-1 kazandı. Deplasmanda zor bir maç oynanacak ama seyircisiz oynanacak. Bir taraftan iki takım arasında muazzam bir rekabet var. Kolay değil. Diğer taraftan Trabzonspor şampiyonluk yarışında kalan 8 maç ve arada yarı final maçı, ligin ilk maçının ardından oynanacak. Kupa için neler söyleyeceksiniz? Yani tabii ki lige başlaması çok önemli. Evet, çok iyi. Yani şu an fiziksel olarak bir problem yaşamıyor. Sakatlık olarak hemen hemen herkes çok sağlıklı ama lige başlamak çok önemli. İyi başlamak çok önemli. Ben lige iyi başladığı süreç, eğer iyi başlarsa Trabzonspor bence kupada da istediği sonucu alabilir. Daha rahat, ben bir tedirginlik yaşadıklarını düşünmüyorum. Çünkü tabii ki o dönem bırakmış olduğumuz, yani kupa yarı finalin ilk maçına bakmış olduğumuz sahadaki oyundaki Trabzonspor'un üstünlüğü çok farklıydı. Yani iki takımın da şu an oyuncu kadrosuna bakıldığı zaman ben Trabzonspor'u daha avantajlı görüyorum. Hedeflerinden bir tanesi tabii ki Trabzonspor'un kupa şampiyonluğu, ama hem şampiyon olup Şampiyonlar Ligi hem de kupayı almak bu sene Trabzonspor için özel bir lig yaratabileceğini ben düşünüyorum. Dediğim gibi başkanımız da 15 gündür Trabzon'da kalacak. Yani kupa yarı finalden dönüp Alanya deplasmanı süre içerisinde de hep Trabzon'da olacak. Her şey hazır olduğunu ben düşünüyorum. Ben evet, 2-1'lik skor belki biraz riskli gibi görünüyor ama ben Trabzonspor'un bunun üstesinden gelebilecek motivasyonda ve fiziksel hazırlıkta olduğunu düşünüyorum. Uğurcan Çakır'ı da sormadan edemeyeceğim. Şimdi Uğurcan'la ilgili çok ciddi teklifler geliyor ki işte sezon başında devre arasında da gelmişti. Büyük rakamlar konuşuluyor. Bir taraftan yani Uğurcan'ın arkasına bakıyoruz, Erce gibi çok yetenekli bir kaleci var. Onun arkasına bakıyoruz, Arda gibi belki yetenek anlamında büyük gelecek vadeden bir kaleci var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani rakamını bulan oyuncu gitmeli mi? Yoksa Uğurcan mutlaka Trabzonspor'da şampiyonluk görmeli, Avrupa görmeli diye mi düşünüyorsunuz? Yani ben tabii ki böyle bir oyuncu kadrosu yakalandıktan sonra Trabzonspor adına en büyük kazancı oyuncu kadrosunu bozmamalı. Tabii ki ekonomik gelir de çok önemli. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılıp gelecek olan ekonomik değerler Trabzonspor'u bir nebze rahatlatacağını ben düşünüyorum. Eğer öyle Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nden alacak olduğu gelir, bence ekonomik anlamda oyuncu satıp kulübü daha güçlendirmek düşüncesi içerisine gireceğini ben düşünmüyorum. Yani bu sene Trabzonspor istediği yerde ligi bitirirse, yani Uğurcan gibi, Abdülkadir Ömür gibi veya başka oyuncular gibi kadroyu koruyacağını ben düşünüyorum. Evet, Elce büyük bir kaleci. Arda kaleci performansını yukarıya taşıyabilecek yetenekte. Ama bence bu kadronun içerisinde ben hep görmek isterim Uğurcan'ı. Çünkü böyle bir kaleciyi bulmak çok kolay olmaz. Yani Trabzonspor'un bu anlamda politikası bence kadrosunu ilk anlamda korumak olacak. O yüzden Uğurcan'ın ben gelecek olan tekliflere Trabzonspor'un şu süreç içerisinde çok fazla sıcak bakacağını tahmin etmiyorum. Hamdi Aslan, çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Trabzonspor'un efsane isimlerinden biri Hamdi Aslan'la Bordo Mavili Kulübü'nün gündemini konuştuk. Değerli izleyiciler, Göztepe sezon sonunda sözleşmesi bitecek stoperi Atınç Nukan'la yeni kontrat imzaladı. Göztepe iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılılar sezon başında bir yılına kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'la nikah tazeledi. İzmir ekibinden yapılan açıklamada kulübümüz sezon başında renklerine kattığı Atınç Nukan'ın sezon sonu sona erecek sözleşmesini opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzattı ifadelerini kullandı. Göztepe'de sezonun ilk haftalarında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay futboldan uzak kalan Atınç bu sezon Süper Lig'de sadece bir maça çıkıp 2 dakika oynadı.
Fraport'ta Antalya Spor basın sözcüsü Murat Süül'ün ligin ikinci yarısında yakaladıkları formu devam ettirmek istediklerini söyledi. Antalya Spor kalan maçlarda istikrarını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in ikinci yarısındaki performansıyla çıkışa geçen Fraport Antalya Spor, koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından kalan maçlarda da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Akdeniz ekibinin basın sözcüsü Murat Süül'ün, takımın ikinci etap kampını Beşiktaş maçına kadar tesislerde sürdüreceğini belirtirken, takım olarak iyi yolda olduklarını dile getirdi. Lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Süül'ün, takım çok iyi çalışıyor. Bu süreçte verilen aranın ardından hazırlıklardan sonra ilk maçlar önemli. Maçların seyircisiz oynanması her takım açısından dezavantaj ama Antalya Spor gerçekten ikinci yarıda yapmış olduğu takviyelerle ligde kalıcı ve çok güçlü bir ekip olduğunu gösterdi. İkinci yarıda özellikle bizim için her maç önemli. Beşiktaş maçı kolay olmayacak. Bu karşılaşmadan iyi bir sonuç elde edebileceğimizi umut ediyoruz. Ligde ikinci yarıdaki formumuzu yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum dedi. Süper Lig'de son 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı Beyazlılar 13 Haziran'da deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da 3. kez yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı. Aytemiz Alanyaspor'da COVID-19'a rastlanmadı. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize 3. kez uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır ifadelerine yer verildi. Değerli izleyiciler, genç futbolculardan en çok yararlanan takım Fenerbahçe. Bir araştırma şirketi Süper Lig'deki 21 yaş altı gençleri inceledi.